Öyleyim. Dün televizyonda konuşurken ben bunun altını çizdim. Mehmet Ağar'ın konuşması çok temiz bir ifadeyle koyduğunuzda dahi Türkiye'de mafyanın ne kadar yoğun bir örgütlenme içinde olduğunun nasıl bir sokakları ele geçirdiğini itirafıdır aslında. Dikkat et. Bir ayrıntı daha Süleyman Soylu'nun açıklamasında Süleyman Soylu. Yalıkavak'taki marineye kıytırık marina diyor. Kıytırık diyor evet. Kıytırık diyor. Şimdi ben yurttaşlarımı gidip görsünler diyemiyorum. Maalesef Türkiye'nin bugünkü şartlarında hele pandemi de eklenince gidip o marinayı görmek o kadar kolay değil. Ama çok değerli bir marina. Çok kıymetli bir marina. Öyle anlaşılıyor ki çok da stratejik bir marina. Ee, kıytırık denebilecek bir şey değil. Ama... Bu kıymetli Marina tuhaf bir şekilde el değiştirdi ve yönetim kurulu başkanlığına Mehmet Ağar geldi. Azer, Azeri bir iş adamından başka bir iş insanına geçti. Bu ilişkiler içinde Mehmet Ağar ve biliyorsun oğlu da yönetim kurulunda. Evet Şimdi buradan biz. baktığınızda Mehmet çıkıp ben burada olmazsam buraya da mafya çökecek demesi Süleyman Soylu'nun kıytırık demiş olduğu bir Şeye bile, Marina'nın bile kapısının önünde mafyanın olduğunun ispatıdır. Mehmet Ağar gaf mı yaptı? Bilinçli bir söylenmeydi Barış Terkoğlu. Mehmet Ağar'ın söylediği şey zaten can bu Marina'nın eski sahibi olan Mübarek Mansimov'un mahkeme kayıtlarını aç oku, bu Marina'ya çöktüler diyor. Bu Marina'nın şu anki sahipliği ilişkisini anlamak o kadar zor ki. Mehmet Ağa, yönetim kurulu başkanı Mehmet Ağa bile kendisiyle bile ben sahibi değilim. Ben sadece profesyonel yöneticiyim dedi. Yani bir İçişleri Bakanı'na evet. bir Marina'ya profesyonel yönetici yapabilecek karanlık bir e, dünya var demek ki dışarıda. Ancak böyle korunabiliriz diye düşünüyorum. Mehmet Ağa böyle söylüyor. Yani ben olmasam mafya gelip çökecek o yüzden beni buraya getirdiler diyor. E şimdi ülkenin böyle bir köşesinde bir marinanın kapısında bile mafyanın çökmek için beklediği sistem açıkçası Süleyman Soylu'yu bana sorarsa hiç böyle Türkiye'de mafya yok diyen Süleyman Soylu'yu yalanladı farkında olmadan Mehmet abi. E aslında çok e, açık bir şekilde yalanladı. O yüzden Süleyman Soylu görülüyor ki bir kırılma yaşandı. Çık özür dile mesajıydı bu. Ve Mehmet Ağar da bunu böyle anladı ki zaten hemen kaynağına Saygı Öztürk'e çıkıp özür diledi ve orada da dikkat edersen Süleyman Soylu'nun saygısız dediği bugünkü açıklamasında daha önceki açıklamalarında çok ağır sözler kullandı. Yani kendisini ağlatacak kadar canlı yayında. ağır sözler kullandı Süleyman Soylu'ya namuslu gazeteci ifadeleriyle aslında saygı Öztürk'ün çarpıtmadığını söyleyerek bizzat sorumlunun kendisi olduğunu söyleyerek bu olayı şey yaptı. Bu açıdan bakıldığında neredeyiz? Bir Tabii ki çok karanlık bir yerdeyiz. Düşün ki suç örgütü liderliğinden aranan bir insan kendisi hakkındaki soruşturmayı bugün de ifade ettiği gibi öğrenerek kimse herhalde şeye inanmamıştı zaten. Üniversitesini bitirmek için eğitim hasretiyle gidip Türkiye'de üniversite kalmamış gibi bunca özel üniversitenin arasında yurt dışına bir okumaya gideyim dediğine kimse inanmamıştı. Bugün kendisinin de ifade ettiği gibi hakkındaki soruşturmayı öğrenerek hakkındaki soruşturmayı bizzat kamu görevi kendisine haber vermesi nedeniyle yurt dışına giden bir suç örgütü liderliğinden savcılığın soruşturma yürüttüğü bir kişi mevcut İçişleri Bakanı'yla ilişkisini ifşa ediyor. Ve bu ilişkinin içerisinde eski İçişleri Bakanı kendisi de biliyorsunuz susurluk döneminden sabıkalı 5 yıl hapis cezası almıştı ve bir sürü hapis yapmıştı. Eski İçişleri Bakanı da bu yüzden istifa etmeye çalışıyor. Bu ülkenin hem siyaset sistemi hem de suç sistemi üzerine önemli bir fotoğraf bize koyuyor. Ve burada Görülüyor ki hem istifaların, hem hukuksal soruşturmaların, hem de herkes için söylüyorum. Yani ben ne Sedat Peker'in taşıyıcısı olalım, ne Mehmet Ağar'ın, ne Süleyman Soylu'nun. Biz gazeteciler, Mutlaka. biz bu ülkenin hukuk peşinde, adalet peşinde olan yurttaşları olarak kendi çocuklarımızın okulların önünde suç örgütlerini görmek istemediğimiz için gittiğimiz mahkemelerde, bugün konuşulan şey bilmiyoruz. FETÖ borsasının kitabını yazdım ben iki tane. Ben orada parası olanların nasıl serbest bırakıldığını adliyelerde gördüm. Bunun delilli ispatı var. FETÖ borsası diye soruşturmalar var ve İzmir Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkan Yardımcısı evinin önünde çocuğunun gözünün önünde öldürüldü can. FETÖ borsası soruşturmasında sanıktı. Bacağında ev hapsi kelepçesi vardı. Öldürüldü. Bunların somut delilleri var önümüzde. Biz bunlarla hesaplaşalım. Biz ile hesaplaşalım. Biz mafya ile ilişki kuran siyasetçilerle hesaplaşalım ve Türkiye yarın mafyanın olmadığı en keskin şeyin hukuk düzeni olduğu tıpkı devlet, her devletin olması gerektiği gibi bir düzen olsun. Ben bugün hepsinden daha fazla belki şu en batağa battığımız göründüğü için Tabii. en karanlık içinde bulunduğumuz karanlığı artık gözlerimiz daha net gördüğü için bunun fırsatının olduğu kanısındayım. Son soru Barış Tarkoğlu. Bir yandan göz gezdirdim gelen sorulara. Herkes bunu merak ediyor aslında. Belki sen de tahmin edeceksin. Nereye gidecek bu iş diye soruyorlar. Devamı gelecek mi? Nereye kadar uzanacak? Sedat Peker'den videolar geleceği kesin ama insanlar yine de bir projeksiyon arayışındalar. Yani birkaç ay içinde nereye gidecek bu mevzu diye düşünüyorlar. Evet. Ben, e, şimdi bugünkü yazımda 1990, herkes 90'lar diyor. Hı hı. Ben bugünkü köşe yazımda aslında 90'ların ikinci yarısında mafyanın temizlendiğini hatırlattım. Yani 90'larda Türkiye mafya Türkiye'de mafya kol geziyordu. Evet. Hı hı. Ama devlet bir noktada düğmeye bastı. Dedi ki yeter. Milli Güvenlik Kurulu'nda bu konu konuşuldu. Ve konuşulmasının ardından yasalar çıktı. Emniyetsin istihbarat dairesinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir başbakan ziyaret etti. Mafya bitirin dedi. Ve emniyet mafiyi bitirin dendikten sonra bir sene içinde bütün mafya babaları hapisteydi. Bir sene içinde. Devlet isterse devlet karar verirse hı hı. mafya bir saatte bir günde bir dakikada biter. Ee, çünkü ben Ergenekon davasında da yargılanmış biri olarak o dönem işte biliyorsun kimileri sanık oldu, kimileri geldi tanık oldu vesaire. Hepsinin bu açıdan devletle rekabet etmeyeceğini hatta Sedat Peker kendisi bile söyle bir polise kurşun sıkmak istemem bir şeye kalkıp böyle bir şey böyle bir şey yapmak istemediklerini en çok korktukları şeyin sıradan vatandaşlar değil devletin kendisi olduğunun tanıyayım oradaki konuşmalarından. Bu açıdan devlet isterse bu süreci bir saatte bitirir. Bitirmeye karar versin yeter ki. Ben bu sürecin biraz daha sertleşeceğini, biraz daha sert bu videoların devam edeceğini, biraz daha bu meselenin derinlemesine tartışılacağını sonrasında bu işten bir kötü senaryo bir takım mafya babalarının alınıp bir takım makbul mafya babalarının hareketine devam ettirecek şekilde kötü senaryo böyle devam edebilir. İyi senaryo bütün olarak bu mesele artık Türkiye'ye ya bu işle mücadele etmek gerekir dedirtecek noktaya gelirip Türkiye bu işten kurtulabilir. Ben şu anki siyasi iradenin yani şu an İçişleri Bakanı'nın fotoğrafına baktığımda şu anki siyasi iradeye baktığımda şu anki hukuk sistemine baktığımda iyi senaryoyu göremiyorum. Ama geleceğe ilişkin umudumu da kaybetmedim. Peki. Barış Serkoğlu